Valimiz çok değerli, milletvekillerimiz, teşkilatlarımızın çok kıymetli başkanları, yöneticileri, değerli gönüldaşlarımız, dava ve yol arkadaşlarımız ve değerli Mimar Sinanlılar, hepinizin kalbi duygularında tekrar muhabbetle selamlıyorum. Büyük dönüşüme hazır mısınız? Biraz zayıf oldu. Büyük dönüşümü dinlemeye hazır mısınız? Hakikaten biz biliyoruz ki siz yıllardır bu dönüşümü özlüyorsunuz. Biz biliyoruz ki siz yıllardır bu dönüşümü bekliyorsunuz. Ama biz hiçbir problemi sümen altı yapmadığımız gibi, halının altına atmadığımız gibi, sizin derdiniz bizim derdimizdir diyerek hamdolsun hazırlıklarımızı tamamladık. Ve bu hazırlık aşamamızın başından sonuna kadar bütün çalışmalarımızı istişareyle yaptık. Sayın milletvekillerimizle istişare ettik, teşkilatlarımızla istişare ettik ve mahallelerimizle istişare ettik. Biraz sessiz olursanız herkes duyacak diyor abimiz. Birazcık uğultu kesilirse daha güzel olur. Biliyorum heyecanlısınız ama emin olun benim orada bir metrekare yerim yok. En az biz de sizin kadar heyecanlıyız. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi Mimar Sinan bizim için çok kıymetli. 1979 yılına kadar Mimar Sinan Gülabi Bey Mahallesi'ne bağlı. Ve 1979'da 3 nolu gecekondu önleme alanı olarak ilan edilince ismi değişiyor. Biz çocukken hep buraya kuru köprü derdik. Kuru köprüye gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Kuru köprüye. Daha sonra nereye gidiyorsun? Yenikent'e. Çünkü 1984-1988 arasında burada bir kooperatifler usulüyle güzel bir yapılaşma oldu. Adı Yenikent oldu. 1994'e geldiğimiz zaman o dönemin belediyesi halkıyla istişare ederek mutlaka Mimar Sinan ismini verdi. Mahallemiz 1994'ten bugüne Mimar Sinan Mahallesi olarak anılıyor. O günkü koşullarda yapılmış olan, o günkü daha ekonomik imkanlarla yapılmış olan kooperatif evleri şu anda asansörsüz. 5. katta oturuyorsa bir büyüğümüz, hele de dizinde protez varsa belki günlerce, haftalarca aşağı inmiyor, inse çıkamıyor, çıksa inemiyor. Buna bizim rıza göstermemiz, buna bizim gönlümüzün razı olması mümkün değildi. Ve adına büyük dönüşüm dediğimiz Mimar Sinan'daki çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Ve revizyon imar planı çalışmamızla ilgili detayları size anlatmaya başlıyorum. Buradaki dönüşüm TOKİ marifetiyle mi yapılacak? Toplu konutla mı yapılacak? Nasıl yapılacak? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Burada bu sürecin hızlı olması için bir an önce Mimar Sinan'ın hak ettiği gibi çok modern bir kente dönüşmesi için bizim revizyon imar planıyla bunu çok kısa süre içerisinde halledebileceğimizi düşündük. Çünkü konum itibariyle şehir manzaralı, hafif yokuşu var, çok güzel bir konum. Eğer biz mevcut imar haklarına ilave bir haklar verirsek, mevcut imardaki durumunu iyileştirirsek, müteahhitlerimizin, girişimci çoğunluğu müteahhitlerin bir an önce buraya gireceğini ve çok kısa süre içerisinde buranın olması gerektiği gibi modern bir alana dönüşeceğini düşündük, planladık, hayal ettik, bugün de açıklıyoruz. Dolayısıyla ne tür bir dönüşüm modeli derseniz, revizyon imar planı ile yapılmış bir dönüşüm modeli. Peki bizim burası nereyi kapsıyor? Mimar Sinan mahallemiz 16 bin nüfusu var. 16 bin. Şu an bizim bu revizyon imar planıyla yaptığımız sınırların içerisinde 7170 Mimar Sinanlı yaşıyor. Bu şu demek, Mimar Sinan'ın çok geniş olduğunu sınırlarını düşünürseniz %45'ini dönüştürecek çok büyük bir iş bu iş. Bir kere onu söyleyeyim. Mimar Sinan'ın sadece su sokağı,
Mimar Sinan'ın sadece şu bölümü değil, 7000 şu anda 170 kişinin yaşadığı alanda bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Burası Cuma Pazarı. Hangi alanı kapsıyor bu revizyon imar planımız? Cuma Pazarı. Burası Cemil Bey Caddesi. Burası Mimar Sinan 11. Cadde. Burası Mimar Sinan 10. Cadde. Burası Mimar Sinan 1. Cadde. Şu sarı sınırların içerisindeki tamamı bizim şu anki planımız kapsıyor. Dolayısıyla özellikle 1984-88 arasında yapılan o eski konutlar şu an ihtiyacı sağlamayan, gidermeyen konutların tamamını neredeyse karşılıyoruz. Burada küçük çıkıntılar var. Bunlar zaten dönüşmüş. Şu an bunlar zaten yapılmış. O nedenle bu kısımları dışarıda tutmak suretiyle çok genişçe bir alanı içine alıyor. Mimar Sinan mahallemizdeki alan büyüklüğümüz 42 hektar. Projesini yapacağımız yer 42 hektar. Kaç bina var burada şu anda fiiliyatta? 158 tane apartman var. Şu anda orada bizim revizyon yapacağımız plandaki alanda 158 tane bina var. 2165 hane yaşıyor burada ve 7170 nüfus var. Kocaman bir alanda cesaretle, metanetle, büyük bir kararlılıkla büyük dönüşümü başlatıyoruz Allah'ın izniyle. Mülkiyet bilgisine baktığımız zaman bu biraz önceki 42 hektarlık alan kimin? Bu 42 hektarlık alanın 102 bin metrekaresi özel mülkiyet. Şu mor olanlar özel mülkiyet. 87 bin metrekaresi yeşil olanlar belediyemize ait mülkiyetler. Tapusu belediyemizin olan mülkiyetler. Toplam alanımız 189 bin metrekare ve bu alanın %46'sı belediyeye ait, %54'ü özel hak sahiplerine sizlere ait. Yapacağımız işin mülkiyet durumu da böyle. Peki mevcutta buranın imar durumu ne? Şu andaki buradaki, şu anda yapmaya kalksa birisi ne nasıl yapabilir? Şu andaki mevcut imar durumu 3 nolu gece kondu önleme bölgesi olarak planlanmış ve blok nizam 5 kat. Bitişik nizam, blok nizam, şu andaki imar hakkınız o. Şu anda bu dönüşümü yapmasak ancak bunu yapabiliyorsunuz. Blok nizam 5 kat yapabiliyorsunuz. Peki biz ne getiriyoruz? Ondan önce revizyon imar planlarını niçin yapıyoruz? Bu planın amacı ne? Niye buna ihtiyaç duyduk? Onunla ilgili birkaç hususu ifade etmek isterim. 1984 ile 88 yıllarında kooperatifler aracılığıyla inşa edilen, dışı nispeten şimdi iyileştirme yapılmış, yalıtım yapıldığı için güzel gibi duruyor bu fotoğraf ama bunlar şu anki mevcut ihtiyaçları bir kere karşılamıyor. Mevcut konforu, mevcut yaşam koşullarını şu anki mevcut yapılaşma karşılamıyor. Birinci amacımız yenilenmesini sağlamak. Bu eski konutların yenilenmesini sağlamak. İkincisi yaşam şartları zor ve yaşam koşullarını karşılamıyor. Bunu söyledim. İkinci derecede şehrimiz deprem bölgesi. Allah korusun. Düzce'de deprem oldu. Bizde de olurdu. Biz bir an önce depremle ilgili sıkıntı olabilecek alanları dönüştürmek istiyoruz. Bir amacımız da bu anlamda hemşehrilerimizin burnu kanamadan onların dönüşümünü, yenilenmesini, konutlarını sağlamak. Şu binalarda hemşehrilerimize yakışmıyor. Ve yıllardır talep ediliyor. Birçok belediye başkanından istedi hemşehrilerimiz bunu. Mimar Sinan. Birçok milletvekilimizden istediler. Biraz önce Ahmet Sami Ceylan vekilimiz söyledi. Başta dedik ki bu talep çok önemli bir talep. Buraya adım atalım. Hatta Pera Kafede orada Mimar Sinan'la bir toplantı yapmıştık. Adaya'dayken belki içinizde vardı. Orada Mimar Sinan'ın en önemli talebi nedir deyince Mimar Sinan'ın en önemli talebi kentsel dönüşümdür demiştiniz. Ödevimizi vermiştiniz bize, ev ödevimizi. Biz de bütün heyetimizle beraber ev ödevimizi hazırladık. Şu anda da huzurunuzdayız. Peki revizyon imar planı ne getiriyor? En can alıcı noktaya geldik. Blok nizam 5 kat ne oluyor? Şimdi
filmlerde falan heyecanlı olunca araya müzik verir aslında, dın dın falan diye biraz heyecanı artırmak için. Biraz heyecanı artırmamız lazım aslında. Evet. Taslak planımız bu. Taslak plan. Peki bu taslak plandan bir şey anlayamadık, bir sonrakine geçelim. Taslak plandaki yazıları yazmamışsınız ama sadece. Bir sonraki de var mı? Evet, tamam. Yok. Yok yok. Ben şurada var. Eski İMA planındaki durumumuz ne demiştik? Pilot nizam 5 kat. Yeni İMA planı ne? Revizyon İMA planında zemin dahil 8 kat. Hayırlı uğurlu. 8 kat. Biraz önceki animasyon eski bir animasyon. Animasyonumuza dikkat ederseniz zemin artı önce 5'ti. Sonra zemin altı 6 oldu. Peki başkanım nasıl 8 oldu? Şöyle 8 oldu. Hakikaten biz size sevdalıyız. Hakikaten bütün hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Mimar Sinan'ı çok seviyoruz. Vekillerimizle konuştuk, teşkilatlarımızla konuştuk. Başkanım bir şey daha yapalım. 6'yı 7 yapalım. Başkanım bir şey daha yapalım. 7'yi 8 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bununla da sınırlı değil. Dedik ki burası bir an önce dönüşmesi için. Biz 5 katı 8 kat yaparsak dönüşür mü? Evet dönüşür. Az bir şey değil. 5 kattı. Bize geliyorlardı hemşehrilerimiz, Mimar Sinan. Başkanım 6 bari yapın. Başkanım 7 bari yapın. Biz 8 kat yaptık. Onu söyleyeyim. Ama bu da yetmez. Çünkü biz istiyoruz ki Tayyip Erdoğan'a bu kadar destek veren, Cumhurbaşkanımızı bu kadar seven ve bize bu kadar sahip çıkan ve her biri de gerçekten gönül insan olan Mimar Sinan mahallesindeki hemşehrilerimiz 84'lerde yapılmış olan bu evlerde bir an önce yeni modern evlerine taşınsınlar. Peki nasıl yaparsak müteahhitler buraya girer, daha hızlı girer? Bunu da şöyle çözdük. Dedik ki şöyle yapalım. Altını da isteyen iş yeri yapsın, dükkan yapsın. Dolayısıyla hem 5'i 8 yapıyoruz, hem de şu anda ticaret olmayan bu bölgede müteahhit geldi, dedi ki 6 dükkan olursa yaparım dedi. Tamam yap buyur, 6 dükkan. Dedi ki ya bunu komple konut yapalım. Buyur konut yap. O zorunlu değil. Altındaki ticaret zorunlu değil. İstiyorsa altı ticaret, istiyorsa konut, hayırlı olsun. Yani şu güzelliğe bakın. Tabii bunları yaparken bir modern şehir ne ihtiyaç duyuyorsa, mesela bisiklet yolu ihtiyaç duyuyor. Yolları genişletiyoruz. Mevcut yolları genişletiyoruz. Bisiklet yolları yapıyoruz. Yürüme yolları, yürüme alanları yapıyoruz. Ve bu güzellikleri inşallah hep beraber yaşıyoruz. Ve altları da şu görselde olduğu gibi isteyen komple konut, isteyen altını iş yeri, dükkan yapabiliyor. Peki başkanım, burada bir de nüve evleri var. Nüve evlerinde var mı burada kimse? Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Şimdi Mimar Sinan'ın kooperatiflerin yaptığı bölümler 5 katlı zaten. Oysa ki bizim yerlerimiz 2 kat. 2 kat bizim yerlerimiz. Bize yok mu? Bize buradan bir şey yok mu sorusuna hemen cevap veriyoruz. Biz yok yok diyerek değil, var var diyerek geliyoruz ve bütün varlığımızı da sizinle paylaşıyoruz. Neyimiz varsa size helal olsun, hoş olsun. Nüve evler, 2 katlı evler, şu evler. Şimdi yanında 8 katlı, 6 ticaret falan yapılacak Mimar Sinan. Nüve evler şöyle bırakılır mı? Bırakılır mı böyle? Asla bırakılmaz. Onunla ilgili olarak da şöyle bir imar değişikliği yapıyoruz. 2 kat olan bu bölgeyi revize imar planında 5 kata çıkartıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Nüve evlerde 5 kat olarak yapılıyor. Eskisi şu, yenisi 5 kat,
Peki bu 5 katın altını dükkan yapmak istesek, ticaret yapmak istesek buna ne dersiniz diye sorarsanız hayırlı uğurlu olsun deriz. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Ve bu nüve evler şu anda 2 kat olan, aşağı yukarı 200-250 metre arsası olan bu yerleri biz 5 kat olarak planlıyoruz ve altına da aynen biraz önce kooperatiflerin olduğu bölgelerdekiler ne yapıyorsa altını da isterlerse dükkan, istemiyorlar dükkan, istemiyorlarsa yapmasınlar. Siz ne istiyorsanız o yani. İster dükkan, ister ticaret. Dolayısıyla biraz önce Rabbime hamd ederek sözlerime başlamıştım. Şu anda da sözlerime Rabbime hamd ederek son veriyorum. Bize ne mutlu ki, bize ne kadar büyük bir onur ki, böylesine güzel bir şehirde, sahabeler şehrinde, böylesine güzel insanlara hizmetkar kıldı Rabbimiz. Yetmez, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da yol arkadaşı yaptı. Yetmez, ekiplerimizle, milletvekillerimizle, bütün teşkilatlarımıza aşkla çalışmayı nasip etti. Bütün bu nasip için Rabbimize binlerce kez hamd ediyoruz. Mutlaka bizi başka mahallelerden dinleyenler oldu. Onlar da başkanım bize yok mu diyecekler. Ama ben buradan şunu ifade edeyim. Biz Halil İbrahim Aşkın ve ekibi olarak ve milletvekillerimiz olarak asla ama asla hiçbir sorunu halının altına atmıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Mesela biz 2 ay kadar olmuş olabilir Gülabi Bey mahallesinde Hasan Paşa sokaklarda aynı dönemde yapılan sosyal evlerle ilgili müjdemizi verdik. Altı dükkan, oranın imar durumu en çok ona müsaitti. 6 kat. Ve şu an orada müteahhitlerle hak sahiplerinin görüşmeleri devam ediyor. Kalede TOKİ marifetiyle kalenin etrafında 9,5 hektarlık bir alanda kentsel dönüşümümüz devam ediyor. Hak sahipleriyle imzalar atılıyor. Ama başkanım bizim yerimiz bu kadar büyük değil. Ama bizim yerimiz de eski. Bizim yerimiz de yıkılıyor. Bizim yerimiz de başımıza yıkılacak. Bize bir şeyiniz yok mu? Bize bir lütfunuz, bize bir vaadiniz, bize bir hayırlı olsun dediğiniz bir şey yok mu? Bunu daha önce açıklamıştım. Yine açıklıyorum. Daha önce açıklamıştım. Hangi mahallede olursa olsun, hangi sokakta olursa olsun, biraz sonra söyleyeceğim şartları taşıyan herkese aynı hakkı veriyoruz. Bize adalet yakışır çünkü. Bize adalet ve hakkaniyet yakışır. O da şu. Eğer bir yerde, hangi mahalle olursa olsun, 2500 metrekare büyüklükte bir arsaya ulaşılabiliyorsa, bir kere arsa en az 2500 metre olacak. Şu anki mevcut ihtiyaçları en az bu kadar bir arsada karşılayabiliyoruz. Otoparkını, çocuk oyununu. En az 2500 metre olacak. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olacak. Sıfır bir arsaya böyle bir imkan yok. Ama 80'lerde yapılmış, 90'larda, 70'lerde yıkılmak üzere artık ya da eskimiş böyle kentsel dönüşüme ihtiyacı olacak. Kentsel dönüşüm ihtiyacı Şehircilik Müdürlüğü müdürlüğümüz tarafından tescillenmiş olacak. Şehircilik Müdürlüğümüz diyecek ki bu bina eski, bu bina yıkılır, bu binayı dönüştürmek lazım. Şehircilik İl Müdürlüğümüz. 2500 metre. Benim arsam 1000 metre. Nasıl olacak? Etrafıyla beraber 2500 tamamlayacaklar. En az 2500 metre olacak. Bunların tamamına emsalde %20 ilave ediyoruz demiştik. Bu sözümüzün arkasındayız. Emsalde 20 şu demek. 10 dairem varsa 12 daire. Mevcut durumunda emsal sana ne kadar inşaat alanı sağlıyorsa %20 daha fazlası. Ve dolayısıyla dönüşmek isteyen, eski evini yenilemek isteyen, kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünenler bir araya gelecekler. En az 2500 metreyi sağlayacaklar metrekareyi. Şehircilik Müdürlüğü'nden onayını alacaklar ve onlar da bu dönüşümleri yapacaklar. Bütün mahalleler için bu geçerli ve bütün mahallelerimize adaletle, hakkaniyetle yaklaşmaya devam ediyoruz. Ve bu da bütün mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun.
Kentsel dönüşümle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama diyebilirsiniz ki başkanım, benim parselim şu, evim şu. Benim burayla ilgili nasıl olacak? Tek tek bunları burada cevaplayabilmemiz mümkün değil. Ancak ben gelen haklarıyla ifade ettim. Burada ekibimiz nerede? Ekibimiz hazır. Ekibimizde bütün o tasarlar, plan, revizyon planla ilgili bilgiler hazır. Tek tek sormak istediğiniz, kendi parselinizle ilgili sormak istediğiniz özel sorularınız olursa ekibimize görüşebilirsiniz. Genel soracaksanız bana sorun. Ama özel soracaksanız parselinizle ilgili ekibimize sorabilirsiniz. Ben tekrar huzurlarınızda muhtarımız Mevzi Şeker'e teşekkür ediyorum. Mevzi Bey keşke burada olsaydı. Keşke bu heyecanı hep beraber yaşasaydı. Rabbimden Mevzi muhtarımıza acil şifalar diliyorum. Bu konularda sürekli istişareyle geldik bu ana kadar muhtarımızla. Ona da teşekkür ediyorum. Ve burada bugün bizi yalnız bırakmayan hepinize teşekkür ediyorum. Ama hususen konuşmamla da ifade edildiği gibi. Şehrimizde güzel işler oluyorsa ki oluyor. Şehrimizde Halil İbrahim bereketi varsa ki var. Bunların hepsi Ahmet Sami Ceylan vekilimiz, Oğuzhan Kaya vekilimiz, Erol Kavuncu vekilimiz, Yusuf Ağlatçı başkanımız, Erhan Akar başkanımız, Mehmet Bektaş başkanımız, Fatih kardeşimiz, Temur kardeşimiz ve büyük bir enerji, heyecan oluyor. Ben hepsine huzurlarınızda, tüm teşkilatlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı uğurlu olsun.